Yakışır sana. Eyvallah. Dur atla gel. Agusta. Ne güzel sesi var be. Teşekkürler. Bizde kabadıya var ya. Uçuyorsun. Yemin ediyorum uçuyorsun. Vallahi billahi günah ya. Bilimum çılgınlıklar yapıldıktan sonra tekrar yola çıkıyoruz. Şöyle grubu görüyorsunuz. Yapışalım hemen yola çıkalım. Çarpışmadan arkadaşlarımızla. Bazı arkadaşlar gruptan ayrıldılar kendileri, çünkü uzun yoldan, mesafeden geliyorlardı zaten hali hazırda. Rotterdam'dan gelenler, Eindhoven'dan gelenler vardı. O yüzden şimdi ana ekiple birlikte devam. Kalabalığız yine yani. Motor turu ya, bayağı özlemişim gerçekten motosikletle tur yapmayı, ama maalesef şu Harley Davidson'la pek eğlenceli olmuyor. Çünkü o kadar çok rüzgar alıyorum ki koltuktan uçacak gibi oluyorum bazen. Çok hızlı gitmememize rağmen eğer otobana çıkarsak yani çok fena oluyor. Özellikle buraya gelirken, yani turun başladığı yere gelirken bunun sıkıntısını biraz çektim. Muhtemelen bunu ben satacağım herhalde, yani rahatsız. Değiştireceğim ya. Şöyle tur mur motoru bir şey alacağım. Ya da şu Harley Davidson da güzel, camlı falan, ama o biraz bana gitmez ya. Bana biraz daha spor bir şey gider muhtemelen. Duke 1290 GT vesaire gibi. Duke 1290'nın kendisi de gitmez. Çünkü camsız o da, naked. Tamam, spor güzel ama rahatsız edici, ama şu racing süren arkadaşlar da bayağı işi zor. Evet. Agusta'yı da kurtardık. Selamımızı da aldık. Evet, ben atlamayayım. Benim önümden geçti herkes. Mükemmel bir bölüm. Artık bazı insanlar videomuzu çekiyor. Buranın insanları da motosiklete çok şey duyuyor, böyle sempati duyuyor. Böyle illegal şey olarak algılanmıyor toplumda. Daha çok sempatik bir şey olarak algılanıyor. Çünkü ülkenin %95'i bisiklet süren insanlardan oluşuyor. Zaten dümdüz bir ülke olduğu için ulaşım için çoğu kişi bisiklet kullanıyor. İki tekere şeyler hep, yani aşinalar. Yüksek vitesi alıyorum yokuş aşağı ki böyle pır 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 kendi kendi gitsin. Bazı insanlar boşa almanın tasarruf yaptığını düşünüyor motosikletin yokuş aşağı giderken, motosikletle veya arabayla, ama o iş öyle olmuyor. Arabaya boşa aldığınızda da veya motosiklete boşa aldığınızda da motor çalışıyor, ama eğer vitesteyseniz o zaman yerden gelen güçle motor devam ediyor. Onu da arada bilgi olarak söylemiş olayım. Şöyle yağmur başladı. Buranın havası böyle. Yağmur, güneş, yağmur, güneş, güneş, yağmur, güneş, güneş, yağmur. Yağmur, yağmur, yağmur bazen de hep. Arkadaş durdu. Evet, sağlam bir siyah bulutun altından geçiyoruz çünkü. Gerçekten. Bir de şunu, bir de bu olayı şuna bağlıyorum bazen. Bir de şu olayı buna bağlıyorum. Bazı zamanlar nükleer santralleri ben görebiliyorum. Ülke dümdüz olduğu için çok yakında nükleer santraller var. İki tane kocaman baca. Şuraya geçeyim. Bu iki baca
çok aktif çalıştığı zaman inanılmaz bir su buharı çıkıyor. O zaman kesin yağmur yağıyor yani. O yapay bir yağmur bence. İnanılmaz bir şey. Bir fotoğrafını koyarım ekranın bir kenarına, ne demek istediğimi anlarsınız. Bütün gün öyle çalışınca tabii havanın şeyini değiştiriyor yani düzenini. 3 haftadır aralıksız yağmur gösteriyor çünkü hava geçtiğimiz 3 hafta için. Ya özgürlük ya. Pır 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 gidiyoruz işte rahat rahat. Şöyle bir motorcu arkadaşların arkasına takılıp gitmek çok huzur verici ya. Hiçbir şey düşünmene gerek yok. Sadece mesafeni koru. Gazı kontrol et. Arada bir arkana bak, aynaya bak. Sıfır stres, sıfır problem. Sadece benzin, arada bir benzin lazım. Onun dışında her şey yolunda yani. Böyle gidiyorsun. Abinin ön lastiğinde bir sıkıntı var. Arada bir yere değmiyor. Bazen önü kalkıyor motorun. Bir arıza herhalde. Genel bir arıza. Ya da motor gücüyle mi alakalı bilmiyorum. Şöyle değdireyim pekleri yere. Bunun pekleri çok çabuk yere değiyor ya. Böyle var ya biraz şeyim, kabiliyetim iyice sıfırlandı. Harley Davidson'dan sonra, ama bu işi çözeceğiz yakında. Bu işi çözeceğiz. Şöyle sağa sola bakayım da vizördeki sular gitsin. Evet, şimdi yağmur yok mesela. Yani yağmur durdu. Bulutlar yerinde. Evet arkadaşlar, merak ettiğim bir konu daha vardı. O da bu kaskla, yani Rurok 2.0 modeliyle, Rurok Atlas 2.0 modeliyle yağmurda gidersem ne olacağıydı. O da şu anda hissediyorum. Şöyle arada bir gözüme yağmur suyu geliyor. Biraz kafamda ıslaklık var. Yani hissettiklerim bunlar. Hele zaten şu anda kulaklık kullanıyorum. Kulaklık kullanmasam rüzgar sesinden beynim bir şey olmuştu yani şu anda. Çünkü otobanda gelirken sabah kulaklık takmayı unuttum. Geri döndüm yani, o derece bir ses vardı kulaklarda. Çok da rüzgar da vardı özellikle. Yani bu kaskla müthiş rahatsız edici gerçekten. Turkey şehrine geldik. Burası. Bir stopumuz daha. Stop yaptık. Burada durduk. Gördüğünüz gibi şehrin adı bu. Biraz garip. Böyle yapmışlar yani. Nasıl bir şeyse. Burada sanırım pek Türk de yaşamıyor ama. Şu hale bak. Motor biraz çamur olmuş. Evet, Mordor'un gözüne doğru gidiyoruz. Mordor'da herhalde. İleride bir ateş yanıyor. Herhalde petrol tesisi. Saplar biraz sıklaştı. Az önce bir arkadaş da kumda enduro yaparken 790 ile biraz düştü. Onun da videosunu aralara bir yere serpiştiririm. Bayağı değişik psikopat arkadaşlar, çılgın arkadaşlar var. Instagram'da hikayesini de atmıştım bunu zaten. Enduro yaptılar biraz kumun içinde. Bayağı eğlenceli yani. Bayağı güzel bir gündü gerçekten. Yağmur olmasına rağmen hiç böyle keyfim kaçmadı yani. Üstümde tabii buna uygun kıyafetler var ama normalde yağmurda sürmeyi pek sevmem ama güzeldi yani gerçekten. Şimdi diğer durağımıza doğru ilerleyelim bakalım. Kalabalığız yani bayağı. Gümbür gümbür.
Evet. Şimdi Keş'e geçmem lazım. Ya burada da bir otobanda para işi ya. Anlamadım, gitti. Sırayla ödeyeceğiz paramızı. Kartla ödeniyor mu? Valla bilmiyorum. Tamam, kart ödeniyordur. 2,5 iyi. Gelirken 6 vermiştim ya. 6 euro. Aman yarabbim. Belçika'da. Burası Hollanda değil mi abi ya? Belçika'da var böyle şeyler. Hayırlısı. Arap motordan çamur ve su buharı kokusu geliyor. Bir, ilginç bir koku. Her sürenler bilir. Dönünce hemen motoru yıkayayım. Yes. Yes, for one. Evet. Thank you. Kaçalım. Allah, arkası kaydı. Parayı ödeyip kaçıyorum ben. Evet, şöyle arkadaşlarımız biz burada bekliyorlar. Hemen arkalarına geçelim. Şuradan şöyle şurada duralım. Parayı da ödedik. Bayağı istasyon ya. T-Tag, kasa. İlginç şeyler var. Turumuzun bir bölümü yağmurlu, bir bölümü bulutlu, bir bölümü güneşli. Tam buranın havalarını bir videoya sığdırabildim yani gerçekten. Çok ilginç havalar. Adamsın arabacı. Adam durdu, bize yol verdi kavşakta aslında. Bizim hakkımız değil. Onun hakkı, yol hakkı. Ama biz atıyoruz böyle. Geçiyoruz. Burası bir tren istasyonu sanırım. Grafitiler falan var trenlerin üstünde. Şurada bir kırmızı ışık var. Ve karşıda da bir radar var. Şimdi geçersek radar bizi tost yapar. Bekledik. Kalkalım BMW ile. Aldım vallahi BMW'yi. Evet arkadaşlar, vedalaştım arkadaşlarla. İnşallah şuradan çıkılıyordur. Şöyle bir gideyim bakayım ne oluyor. Yok, buradan değilmiş. Dönüyorum. Şaşırdım yolu. Vedalaştık arkadaşlarla. Şimdi yavaş yavaş eve gideceğim. Tabii bir de motoru yıkamamız lazım. Motor sıkıntılarda. Şöyle gideyim. Evet. Yıkama operasyonuna başlayalım. Hangisine basacağım? Şu. Hangisiydi ya? Şu. Evet. O mu, şu mu? Yoksa şu mu? Neyse, normal. Evet arkadaşlar, turumuzun sonuna geldik. Motoru parlatıyoruz. Umarız bir yeri patlamaz, çatlamaz. Acayip çamur olduk ya bugün. Size zahmet bu arada, şunu da rica edeyim. Şu kamerayı da sileyim. Kanalıma abone olursanız videoyu da like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Size zahmet. Unutuluyor çünkü, görüyorum. Benim için kanalıma abone olmanız demek iki depo bedava benzin doldurmuş gibi oluyor. Yani bayağı mutlu oluyorum demeye çalışıyorum burada. Ana konu o yani. Kendinize bakın. Hoşça kalın.